Selamlar canlar, ben Nevzat. Bu videoda PUBG Mobile'de en sık rastlanan 10 oyuncu tipi üzerinde duracağız ve bu 10 oyuncu tipinin davranışlarına göz atacağız. Hadi hep birlikte videoya dalalım. 1. Avcı. Avcılar genellikle KNT ya da SNT silahlarıyla oynarlar. Bu oyuncular oyuna başladıkları andan itibaren AVM bulmanın hayalini kurarlar. Bu hayale ulaşıncaya kadar da kolay kolay durdurak bilmezler. AVM bulamadıklarındaysa diğer silahlarla yetinmeye çalışırlar. Oyunu genellikle orta ve uzak mesafeden takip edip rakipleri yakın mesafeye yaklaştırmadan yok etmeye çabalarlar. Kimi zaman rakiplerini alan dışında sıkıştırıp onları öldürene kadar kendileri de alan dışında beklemeyi göze alırlar. Rakiplerinin öldüğünden emin olmadan da yerlerini kolay kolay terk etmezler. Bu oyuncu tipi yakın alanda birazcık etkisizdir. Sürekli uzak mesafe çatışmak onları yakında biraz köreltmiştir. Bu oyunculara yüksek tepelerde veya yüksekteki binalarda çok rastlarsınız. Dikkatli olun, sizi gözünüze kestirdiklerinde şansınız çok azdır. Görmeyebilir, görmeyebilir. Ha, Mirado'yu gördüm. Şu mu? Enemies ahead. Öldü oradaki evdeki. 2. Loot hastası. Bunlar birazcık sıkıcı oyunculardır. Alan dışında kalıp sağlık yenilerler ve son alana kadar loot yaparlar. Genellikle bunlardan birini alan dışında yakalarsanız tüm takımınızı doyuracak kadar loot bulursunuz. Bazen üstlerinden ondan fazla ilk yardım kiti çıktığı bile görülür. Silah olarak genellikle ekipmanları fullenmiş M4 bulundururlar. Ekipmanlarından biri bile eksik olsa çatışmaya girmez, onu bulana kadar saklanırlar. Alan dışında loot ararken çok dikkatli olun. Onların loot bölgesindeyseniz çok tehlikeli olabilirler. 3. Cezalandırıcı. Evet, Pochinki'ye doğru ineceğim. Evet, burada bir bizon var, bak tahmin ettiğim gibi daha inemedi hiçbirisi. Aha, nereye gidiyorsun bakayım? Diğerleri nerede? Ha, gariplerim korkudan kaçtılar. Bu oyuncu tipi genellikle squad modunda tek başına oynar. En kalabalık bölgelere iner ve çatışan takımlara 3. parti olarak fark ettirmeden saldırır. Ve her bir takımdan da adam eksiltir. Çatışmadan yeni çıkmış ve zor durumda bulunan takımlara saldırmak en keyif aldığı şeydir. Elinde hangi silah olduğu ona hiç fark etmez. İster M416, ister AK olsun, ister Uzi. Tek bir oyuncu kalmayana kadar asla durmaz. Pochinki'nin bir kuralı var. O da çatılardan oynamak. Çatılara çıkacaksın. Bak gördün mü, bak Keko'ya bak. Şehrin bütün kör noktalarını ve açılarını ezbere bilir. Onu arkasından vurmanız çok düşük bir ihtimaldir. Genellikle uzaktan çok fazla sprey yaptığı için mermisi çabuk biter. Ancak ve ancak onu bu şekilde öldürebilirsiniz. Dört, ceylanlar. Rozok'ta görüşeceğiz oğlum. Acaba başarabileceğim mi? Ya da kaçıncı olarak ineceğim? İngilizce'de Bambi olarak adlandırılan oyuncu tipidir. Tek varlık sebepleri başka rakipler için kill olmaktır. Öyle değil, nereye yürüyorsun? Ha? Genellikle oyuna yeni başlayan insanlar bu sınıfa girer. Hedefledikleri yere kolay kolay inemezler ve telefonları ya da oynadıkları bilgisayarın kötü olması, internet bağlantılarının zayıf olması onların gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Bu ping neyin nesi? Ben onu çözemedim şu anda. Ne, 324 mü? Oğlum ben nerenin serverına girdim lan? Ben Avrupa serverında değil miyim oğlum? Çinlileri vuruyorlar saat. Bir kere Çinlilerle Araplar, bir de İngilizler var bak. Çinlilerin, İngilizlerin ve Arapların aynı serverda bulunma ihtimali yüzde kaç? Ama oyunu oynamalarına asla engel değildir. Botlara bir şarjör mermi boşaltabilirler. Bazen onları vurduğunuzda bot bile sanabilirsiniz. Yine de bu oyuncu tipi azmederek oyunun en tabanlarından gelen biri olduğundan ilerlerde oyun bilgisi ve manevralarını daha hızlı geliştirir. Ya ateş etme tuşuna basacağım yere nişan alma tuşuna bastım ya. Aga be, PUBG Mobile'i bırakıyorum. Kötü cihazını değiştirdiğinde ise yeteneklerini çok hızlı geliştirmeye başlar. Ve en iyi oyunculara taş çıkarırlar. Belki eğimim çok kötü olabilir.
Belki botların korkulu rüyası olabilirim ama Rozok da bana her zaman ekmek olacağına inanıyorum. Sizi eğimimle değil, zekamla ve taktiklerimle alt edeceğim. 5. Yardım paketi avcısı. Bu oyuncuların gözü genellikle oyun başladığından itibaren gökyüzünde olur. Kendilerine bir araç bulurlar ve ilk airdroptan son airdropa kadar durmadan her gördüğü airdropu toplarlar. Bu işte o kadar uzmanlaşmışlardır ki havada gördükleri airdropu haritalarını açıp nokta atışı ile işaretleyebilirler. Gittikleri yerdeki yeryüzü şekillerini de kendilerine cover olarak kullanmalarıyla bilinirler. Siz olun, bir yardım paketinin çevresi çok sakinse orada bir yardım paketi avcısının bulunabileceği ihtimaline karşın çevresinde biraz dolanın. Muhtemelen oyununuzda bu tip bir oyuncu varsa gittiğiniz yardım paketleri boş olacaktır. 6. Yılanlar. Genellikle agresif oyun oynamayı tercih edenlerin korkulu rüyalarıdır yılanlar. Oyunun büyük kısmını sürünerek geçirirler. Bir binada, bir otun arasında, bir kayanın arkasında her yerde olabilirler ve genellikle olan biteni izleyip çok yakında bir tehdit görmedikleri sürece saldırmazlar. Genellikle siz onları bulamazsınız, onlar sizi bulurlar. Bu oyuncuların silah ustalıkları çok gelişmemiştir ama araziyi çok iyi bilirler ve arazide avantaj sağlamalarının yollarını da keşfetmişlerdir dostlar. Bir yılanla karşılaştığınızda korkmak ve telaş yapmak yerine sakin kalıp işini bitirmeye odaklanmalısınız. Eğer acemi bir yılanla karşılaşmışsanız muhtemelen 150-200 metreden onu görürsünüz. 7. Taktik uzmanları. Arazilerden bahsetmişken başka bir oyuncu tipi olan taktik uzmanlarından bahsetmemek olmazdı. Bu oyuncu tipi arazinin ve şehirlerin içerisindeki coverların hepsine hakimdir. Hareketlerini müthiş titizlikle yaparlar. Yarı sessizlik, yarı alan hakimiyeti kabiliyetlerinin tamamını oluşturur. Bu oyunculardan bir tane bulunduran takımlar rakiplere karşı kolay kolay açıkta kalmazlar. Taktikçiler oyun kazanma oranı en yüksek olan oyunculardır. Çünkü PUBG'de en önemli olan iki şey isabet yeteneği ve taktiksel zekadır. Bu oyuncularla karşılaştığınızda zamanınız biraz kısıtlıdır. İşlerini çabuk bitirmeniz tek şansınızdır tabi. Bu tarafa çıkmak zorundalar. Kaskını al bunu. Bunu yaparken aceleyle yanlış kararlar da vermemelisiniz. Smokeladı burayı. Gelecek. Gördüm. Öldü. 8. Pusucular. Rakiplerini öldürmeyi oyunun sunduğu çeşitli imkanlarla eğlenceli hale getirirler. Gerek yemleyerek, gerekse gafil avlayarak. Bırak düşünsün, bırak. Arabayı parlak basın. Gir kulübeye. Arkadaşını öldürmen lazım adamın, tamam mı, beni lootlarken? Bir pusucuya ölmek çok kötü bir histir. Adeta oyundan aldığınız keyfi sömürürler ve sizin keyfiniz kaçtıkça onlar daha da eğlenirler. Bu oyuncuların da nişan alma yetenekleri çok düşüktür. Ama zekaları en üst düzeydedir. Rakibi öldürmeyi sanat haline getirmişlerdir adeta. Siz olun, oyunda yolunda gitmeyen bir şey varsa, mesela gereğinden fazla loot, olmaması gereken bir silahın yerde bulunması. Bunun gibi durumlarda etrafınızda bir pusucu aramanız sizin yararınıza olacaktır. 9. Eğlence modu hayranları. Bu oyuncular rekabete girmektense eğlenceli modları oynayıp oyundan keyif almaya çalışan oyunculardır. Roket atarla mükemmel killleri almayı, dar alan modunda kıyasıya çatışmayı ve ölüm maçlarında rekorlar kırmayı amaç haline getirirler. Zeka, taktik ve nişan becerileri bu oyuncularda değişiklik gösterir. Çünkü birçok oyuncu tipi aynı zamanda bu gruba da girer. Bu insanlar oyun sonlarında tava ile 1v1 atmaya bayılırlar. Sol köşede arılı skinli oyundan bulduğumuz dürüst arkadaşımız. Sağ köşede Vita. 3 2 1. Hadi bakalım. Hop, vurdum, vuramadım mı? Hop. Fantastik şeyler yapmak onların olmazsa olmazıdır. Hadi, vurdum, headshot yedi. Al sana, dur, gel buraya. Hop, bir daha. Hop, vurdum bir daha. Hop, hadi bir daha. Onun canı az. Hop, hadi.
Hop. GG. İşte hileciler bir oyuncu tipi olmaktan ziyade oyunun yüz karalarıdır. Bunlarda ne zeka, ne taktik, ne de nişan alma kabiliyeti yoktur. Yeteneklerini de asla geliştiremez ve asla iyi bir oyuncu olamazlar. Tek bildikleri bir hile indirip oyuna girmek ve herkesin oyununu bozmaktır. Hilecileri kimse sevmez ama herkes ikinci bir şansı hak eder. Hileci de olsalar bir gün hileyi bırakıp temiz oynadıkları sürece PUBG Mobile'in onlara sonsuz eğlence ve rekabet ortamı sunduğunu bilseler iyi ederler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım hoşça vakitler geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın dostlar.